أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق رسول الله فيما قال أم كما قال مظلومun yanında yer almak. Aziz kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Yüce Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir kötülüğe şahit olan gücü yettiği takdirde onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmez ise diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe karşı tavır koysun. Kaldı ki bu durumda imanın asgari gereğidir. Aziz kardeşlerim, bugün Müslümanların maruz kaldığı haksızlıklar, asılsız ithamlar, şiddet ve zulümler hepimizi sarsmaktadır. Lakin bundan daha acısı ise bütün bu yanlışlıklar karşısında büyük ölçüde insanlığın sergilediği duyarsızlıktır. Varlık amacı yeryüzünde kötülüğü, zulmü, haksızlığı önlemek olan kuruluşların sessizliğidir. Mazlum ve masumların arşı titreten feryatlarına dünyanın kör ve sağır kesilmesidir. Karaya vuran bir balina için seferler olunurken kıyıya vuran cansız minik bedenlerin görmezden gelinmesidir. İnsanların açlıktan hayatını kaybetmesi, çocuk, kadın, yaşlı demeden evinden, yurdundan sürülmesi karşısında insaf ve vicdanın yitirilmesidir. Müslümanların maruz kaldığı katliamlara dünyanın seyirci kalmasıdır. Aziz müminler, yüce dinimizde bir insanın katli, bütün insanlığın katli gibidir. Zira inancımızda insan, bizzatihi insan olduğu için değerlidir. Allah'ın bir ayeti olduğu için saygındır. Herkesin canı, inancı, malı ve haysiyeti dokunulmazdır. Hiç kimse inancından dolayı temel hak ve özgürlüklerinden alıkonamaz. Yerinden yurdundan çıkarılamaz. Şiddete, vahşete maruz bırakılamaz. İnancımızda zulmetmek şöyle dursun. Zulme sessiz dahi kalınamaz. Hangi gerekçeyle olursa olsun zalime asla meyledilemez. Mazluma sırt çevrilemez. Bu konudaki temel prensibimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın şu uyarısıdır. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları umumi bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Aziz müminler, inancımız gereği asla ümitsizliğe kapılamayız. Bizler inanıyoruz ki zalimler er ya da geç hak ettikleri cezayı göreceklerdir. Bizler biliyoruz ki bütün bu olumsuzluklar elbette son bulacaktır. Yeter ki insanlığa tarih boyunca umut olmuş bir milletin evlatları olarak bizler birlik ruhuyla mazluma, masuma ve mahruma el uzatmaya devam edelim. Dil, din, renk, coğrafya ayrımı gözetmeksizin geçmişte olduğu gibi bugün de zalimin karşısında masumun yanında yer alalım. Yalnız kalsak da en büyük yardımcımızın Rabbimiz olduğu inancıyla zulmün her türlüsüne karşı duralım.
Şer odakları topyekun üzerimize gelse de en büyük gücümüzün mazlumların duası olduğu şuuruyla her daim hakkı ve haklıyı savunalım. Haksızlıklar karşısında asla susmayalım. Müslümanların haline duyarsız kalan kimse onlardan değildir. Hadisi gereği kardeşliğimize sahip çıkalım. Sevincimizi ve üzüntümüzü, varlığımızı ve yokluğumuzu kardeşlerimizle paylaşalım. Değerli müminler, geliniz bu mübarek cuma vaktinde el açıp Yüce Rabbimize canı gönülden yalvaralım. Allah'ım, dünyanın çeşitli yerlerinde varlık mücadelesi veren kardeşlerimize rahmetinle, nusretinle muamele eyle. Onların bir an önce sıkıntıdan kurtulmalarını nasip eyle. Allah'ım, Arakan'da ve dünyanın muhtelif bölgelerindeki katliamlarda hayatını yitiren kardeşlerimize rahmet eyle. Şehadetlerini kabul eyle. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım, insanlığın vicdanı olan aziz milletimizden yardımını hiçbir zaman esirgeme. İnsanlar ve alem İslam'a feraset, basiret, huzur ve dirlik lütfeyle. Bizleri insanlığını unutanlardan değil, insanca yaşayanlardan eyle Allah'ım. Ela inne ahsenel kelam ve eblevel nizam. Kelamullahi melikil azizil erdem. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Elhamdülillah, hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Te'azîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li safiyyi. Fekâle azze ve celle min gâilin muhbiran ve âmira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizi, ana babamızı ve tüm müminleri bağışla. Şüphesiz sen duaları işiten ve kabul edersin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz Allah-u Teala adaleti, iyiliği ve akrabaya yardımı emreder. Kötülükten, azgınlıktan ve haddaşmaktan men eder. O düşünüp tutalım diye bizlere böyle öğütür. Allah'a emanet olun.